Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ve CC lansmanı üzerinde yıllardır çalışan sayın hocalarımızı ve arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu açık bilim, açık erişim, açık kaynak kodlu yazılımlar açısından da son derece önemli bir gün o açıdan. Ben bugünkü konuşmamda daha açık bilimle ilgili vizyona gelmeden önce şu anda neredeyiz? Biraz önce Sayın Şirin hocamızın yaptığı gibi onu bir kısaca yansıtmak istiyorum. Arkasından da açık bilim nerede olmalı üzerine bazı şeyler söyleyeceğim. Slaytlarımı buraya kadar koyacak kadar cesur değilim, kusura bakmayın. Çünkü İlkay Hanım bana çok müthiş bir görev verdi. Dedi ki yani işte çok değişik katmanlardan insanlar gelecek. Bilgisayar bilişimcileri, hukukçuları, araştırmacıları, kütüphanecileri eğlendirecek bir şeyler söyledi. Ben kendimi o kadar bilgili diye düşünmüyorum. Dolayısıyla eminim birçok yarı pişmiş şeylerden bahsedeceğim bu konuşmada ama bu konuşmadan özellikle üzerinde durulması gerektiğini düşündüğüm olay açık bilimi daha üst düzeyde nasıl anlamamız lazım? Özellikle de toplumsal etkileri açısından olaya nasıl bakmamız lazım? Bunun üzerine bir takım şeyler söylemek istiyorum izin verirseniz. Şimdi daha önce de bir başka toplantıda konuşmuştuk. Aslında bilimsel bilgi kamu malı özellikleri taşıyor. Hangi yönüyle derseniz bir defa bilimsel bilginin değerini azaltmadan başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. İkincisi de bilimsel bilgi ve buluşların getirilerinden belirli bir grubu dışlayamıyorsunuz. Bu kamu malının iki önemli özelliğidir. Competition, rekabet olayı olmaması artı dışlanamazlık bu açıdan son derece önemli. Ama gelin görün ki kamu kaynaklarıyla yaratılmış olan bilimsel bilgiler ve yapılmış olan buluşlar üzerinde biz yaptığımız düzenlemelerle bu kamu malı özelliğini epeyce sınırlıyoruz. Yani sözünü ettiğimiz o değeri azaltmadan başkalarıyla paylaşabilme ya da dışlayamama özelliğini tam anlamıyla hayata geçiremiyoruz maalesef bilimsel bilgi ve buluşlar söz konusu olduğunda. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi entelektüel mülkiyet hakları. Entelektüel mülkiyet hakları yeni bir kavram değil ve başlangıçta düşünüldüğünde de aslına bakılırsa bir denge gözetilerek oluşturulmak istenmiş. Örneğin Amerikan Anayasası'na bile bakacak olursanız yaratıcılığı teşvik etmek ama bir süre sonra da bu yaratıcı insanların yaratmış oldukları şeyi topluma vermek amacıyla çıkarılmış bu yasalar. Dolayısıyla ilk yıllarda örneğin baktığınız zaman yasalar, telif hakkı yasalarının sınırlayıcılığı ilk zamanlarda 10 yıl, 20 yılken şimdi artık yazar artı 70 yıllara hatta eğer Disneyland iseniz belki de çok daha uzun zamanlara kadar akmış durumda. Dolayısıyla da o kamu malı özelliği bir yerde kaybolmuş durumda. Biz buraya nasıl geldik üzerinde bir miktar konuşmak gerekirse elbette entelektüel mülkiyet haklarının nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili değişik görüşler var. Nitekim örneğin Schumpeter'in bakış açısına bakılırsa bu bir şekilde desteklenmeli ve yeni bilginin mülkiyete dayalı yönetimi ve denetimi önemli. Daha iyi buluşlar yapılabilmesi için derken öte yandan ta 1940'larda açık bilim üzerine bu sözcükleri kullanarak olmasa bile açık bilimin
daha fazla yaratıcılığı tetikleyeceğini söyleyen Ayres gibi ekonomistler var o açıdan bakıldığında. Biraz daha ileriye gidecek olursak tabii ki entelektüel mülkiyet hakları özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok daha önemli hale gelmeye başladı. Çünkü araştırma yoğunluğu giderek arttı. Bu arada gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde de entelektüel mülkiyet haklarını düzenlemek için girişimlerde bulunuldu. Örneğin bugün ülkemizde de çok konuşulan üniversite sanayi işbirliği ile ilgili olarak 1980 yılında yapılan bir düzenleme ile bu yasayı çıkaran senatörlerin adıyla bilinen Bayh-Dole yasası patent ve ticari markalarla ilgili düzenlemeler getirdi. Amaç orada daha önceden kamu kaynaklarıyla yapılan araştırmalarla ilgili olarak üniversiteleri patentleyebilme imkanı sağlanması idi. Aynı yıl aynı zamanda teknoloji inovasyon yasası da çıkarıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun yanı sıra daha sonra Amerika'da dijital milenyum copyright yasası çıkarıldı. Dünya Telif Hakları Örgütü'nün gene 1990'larda çıkardığı yasa var. Avrupa Birliği Telif Hakları Yönergesi'ni çıkardı vesaire. Ulusal bazda da kuşkusuz hemen hemen birçok ülkede bu tür düzenlemeler var. Ama bu tür bir telif hakları ya da entelektüel mülkiyet hakları ile biz nereye geldik konusu üzerine birkaç örnek vermek istiyorum ben. Çünkü bilimsel buluşlar ile ticaret arasında çok yakın bir ilişki var. Zaten entelektüel mülkiyet hakları aslına bakılırsa başlangıçtaki o dengeyi kurma işte hem yaratıcılığı teşvik hem de bunun topluma geri dönüşünü sağlama derken bu üreticiden tüketiciye olmaktan çıkıp araya başka kurumların, unsurların, özel sektörün vesaire girmesi gibi durumlarla karşılaştık. Bunlardan en basına yansıyanlardan bir tanesi 1990'larda yaşanan HIV, AIDS ilacı olarak bilinen Stavudin dolayısıyla Yale Üniversitesi'nin gündeme gelmesi olmuştu. Bu ilaç 1990'da Yale'de bulunuyor. 1994'te pazara çıkarılıyor. Ama Yale Üniversitesi bu ilacın münhasıran haklarını BMS adlı bir şirkete satıyor. Bütün haklarını. Dolayısıyla da o yıllarda 1990'larda AIDS çok önemli bir sağlık sorunu. Fakat günde iki tane alınması gereken bu ilacın fiyatı $2.5 civarında falan. Dolayısıyla günde $5. Bu ilacı efort edebilen alıyor ama öte yandan AIDS hastalığının en yoğun görüldüğü yörelerde insanların bu ilaca erişimi yok. Örneğin Güney Afrika'da 4,7 milyon kişi bu şeyi taşırken ve senede 250 bin kişi AIDS kaynaklı hastalıklardan ölürken o insanlar tanesi drajesi $2.5 olan bu ilaca erişemediği için ölüyorlar. Peki BMS şirketi, Myers Squibb, Bristol Myers şirketi nasıl bir hakka sahip, niye bu insanlar ölüyor dediğinizde? Çünkü monopol yaratılmış durumda ve bu o ilacı başka kimse de üretemiyor. Öyle bir duruma gelmiş durumda ki sınır tanımayan doktorlardan bir tanesi Yale Üniversitesi'nin araştırma işbirliği araştırma ofisi görevlisine yazıyor. Böyle böyle bir durum var. Fakat bu o ilaç çok pahalı olduğu için biz zor durumdayız. Hindistan'dan Cipra adlı bir şirket var. Sizin sattığınızın 34'te birine bize bu ilacı satmaya razı. Ama telif haklarının bağlayıcı olmasından dolayı
herhangi bir şekilde bu ilaç üretilemiyor. Ne oldu da buraya geldik derseniz, evet, Yale Üniversitesi kamu kaynaklarıyla, ki Amerika Birleşik Devletleri'nde o dönemde yapılan 4 ilaç ve testi yapılan 9 ilacın neredeyse %80 kaynaklarını kamu sağlıyor. Yale Üniversitesi'nde yapılan araştırmada bu biçimde. Ama bunun piyasaya çıkması ve FDA tarafından kabul edilmesi vesaire her üniversitenin bütçesiyle yapılabilecek bir şey değil. Bir ilacın piyasaya çıkması için gereken miktar söylendiğine göre 500 ile 800 milyon dolar civarında bir para tutuyor ve Yale Üniversitesi'nin bunu karşılaması mümkün değil. Dolayısıyla da böyle bir exclusive anlaşmaya giriyor. Tabii ki böyle bir anlaşmaya girdikten sonra da BMS'in bu ilaç üzerine koyduğu fiyat hakkında üniversitenin hiçbir söyleyebileceği maalesef kalmıyor. Ama Yale kampüsü tabii ki bu olay basına yansıyınca çalkalanıyor. Bunun üzerine BMS fiyatları bir miktar düşürüyor ama herhangi bir şekilde telif hakkından ya da patent hakkından vazgeçmiyor. Düşürmesi rekabeti maalesef kötü yönde etkiliyor. Çünkü daha ne bileyim bunun üzerine yatırım yapıp işte daha önce 34'te birine satacak müşteriler var derken buna erişebiliyoruz deyip belki de bunlar bir miktar törpülenmiş oluyor. Bu örneklerden bir tanesi. Yani ticaret, bilim, üniversite, sanayi işbirliği dediğimizde entelektüel mülkiyet haklarını toplumsal etkileri açısından yeterince dikkatli bir şekilde düşünmediğimizde o zaman bu hakların, örneğin patent kanunun diyelim ki burada buluşların insanlık yararına kullanımını engellediğini görüyoruz. Kaldı ki bu tam 1980 yılında çıktığını söylediğim Bayh-Dole yasasının belki de uygulamalarının görülmeye başladığı yıllarda. Şirin Hocam o zamanlar yönetici olarak eminim daha birinci elden deneyimleri olmuştur aynı şekilde Reha Hocam'ın da. Bir başka örnek daha vereceğim. Belki sonuçlar açısından bakıldığında bu kadar katastrofik görünmeyebilir ama bu da nanoteknoloji ile ilgili. Şimdi bir takım araştırmalar yapılmış literatürde nanoteknoloji işte 30 yıldan beri konuşuluyor ama hala emerging science kategorisinde niye daha iyi yerlerde değiliz vesaire konusu tartışılıyor. Burada ise deminki münhasıran hakların üniversite tarafından bir şirkete devredilmesinden daha farklı bir durum var. Bayh-Dole yasasının gelmesiyle birlikte üniversiteler daha fazla patent almaya başladılar. Hatta Bayh-Dole yasasından sonra 16 kat falan artmış nanoteknolojiyle alınan patent hakları. Fakat gelin görün ki bu patent hakları bu sefer daha farklı bir sorunla karşı karşıya bırakmış Amerika'daki girişimcileri, buluşçuları vesaire. Neden derseniz 1600 civarında nanoteknoloji ile ilgili patent fail edilmiş durumda. Dolayısıyla siz herhangi bir şey yaptığınızda bu 1600 civarındaki patent çalılığı diye geçiyor literatürde. Bunları temizleyip ondan sonra işte bir yatırım yapacaksınız, girişim yapacaksınız vesaire. Takdir edersiniz ki bunların işlem maliyetleri var. Dolayısıyla bu işlem maliyetlerine dayanacak gücünüz yoksa o zaman bunun içinden çıkamıyorsunuz. Öyle bir duruma gelmiş ki evet burada münhasıran bir hak değil ama hak kıt bir kaynakla ilgili olarak belirli sayıda kişiye dağıtılmış durumda. Dolayısıyla o kişilerden herhangi bir tanesi o konuda araştırma yapılabilmesini baltalayabiliyor. Hukuki terimlerde konuşmuyorum biliyorum ama yani dışlama olayı. Şimdi bu literatürde Tragedy of Anti-Commons diye de tartışılmış. Anti-Commons burada işte ondan daha önce 1968'de Gareth Hardin'in yayımladığı bir makalede geçiyor. O ise ortak malların trajedisi. Yani işte
hava gibi, su gibi, mera gibi vesaire. Ortak malların trajedisindeki temel sorun aşırı kullanım. Çünkü herkes daha fazla yararlanmak istiyor, herkes havayı daha fazla kirletmek istiyor. Hatta kirlilik haklarını satıyoruz Birleşmiş Milletler nezdinde. Böyle bir durum var ülkeler açısından bakıldığında. Öte yandan Anti-Commons trajedisi diye bilinen biraz önce nanoteknoloji uygulamalarıyla ilişkilendirebileceğim hakların 1600 farklı oyuncuya dağıtılması da daha farklı bir olay yaratıyor. Michael Heller'ın yazdığı Harvard Law Review'da yayınlanan ilgili makalede Moskova'daki işte devrim sonrası dükkanların vitrinleri vesaire boşken hemen dışındaki büfelerin çok iyi iş yaptığı üzerine bir kurgu var orada. Orada söylenen şey de çünkü sosyalist dönemde bu haklar o kadar çok kişiye dağıtılmış ki ne bileyim işte işin içerisinde yerel yönetimler var, o evde oturanlar var ya da sahiplenmeye çalışanlar var. Dolayısıyla kimse adım atamıyor. Öyle olunca da bu hakları temizleme açısından tıpkı nanoteknolojide olduğu gibi sıkıntıda kalan kişiler hemen önündeki büfelerden yer kiralama yoluna gidiyorlar. Bunun üzerine uzunca bir makale yazmış. Orada da diyor ki yani Tragedy of Commons'ta aşırı kullanım söz konusu iken Tragedy of Anti-Commons'ta ise gereğinden az kullanım söz konusu. Unutmayın. Gerek Tragedy of Commons, ortak mallar trajedisinde, gerekse sınırlı sayıda kişiye yetki, sahiplik vesaire verilmiş Anti-Commons trajedisinde bu işleri yapanlar rasyonel insanlar. Ama birinde kıt kaynakları herkese açık olduğu için, herkes daha fazla tüketmek istediği için aşırı bir kullanım var. İkincisinde ise yine aynı rasyonel insanlar bu işin içerisinden çıkamadıkları, 1600 tane patentle uğraşamadıkları için bu sefer de daha az kullanım söz konusu. Dolayısıyla buradaki mülkiyet kuramı açısından bakıldığında hani Anti-Commons müşterek karşıtlar diye de geçiyor bir yerde. Olan şey birden çok malikin aslında bakılırsa kısıtlı bir kaynak üzerinde etkin dışlama haklarına sahip olduğu mülkiyet rejimi. Oysa ortak mallar trajedisinde kimsenin dışlama hakkı yok. Herkes kullanabiliyor. Mülkiyet kısıtlı sayıda kişiye ait, örneğin nanoteknoloji örneğinde olduğu gibi, her mülk sahibinin dışlama hakkı var. Kimsenin yeni sahip ekleme hakkı yok. Bu biraz bizim ülkemizdeki mesela kooperatif hikayelerine de benziyor. İşte kooperatifte bir eviniz var, sitenin 128'de birine sahipsiniz ama herhangi bir şey yapmaya kalktığınızda 127 üyenin olurunu almak zorundasınız. Dolayısıyla da size ait olan bir şeyi örneğin değeriyle satamıyorsunuz. Neden? Çünkü herkes anlaşamıyor vesaire. Biraz buna benziyor bu Tragedy of Anti-Commons ve o açıdan da az kullanıma yol açıyor. Tabii az kullanım ne demek? Biraz önce sözünü ettiğim eğer gerçekten neden buysa hani nanoteknoloji ile ilgili olarak biz belki de daha uzun süre nanoteknolojiyi bu sorunlar nedeniyle emerging science olarak görmeye devam edeceğiz. Halbuki çok beklentimiz var. Yani tekstilden tutun kimyaya vesaireye kadar bir sürü şey konusunda daha fazla deliver etmesini bekliyoruz nanoteknolojinin ama bu tür şeyler nedeniyle oraya varamıyoruz. Nitekim literatürde yapılmış olan araştırmalarda Bayh-Dole yasasından sonra nanoteknolojiyle ilgili yapılan araştırmaların etkisinin atıf sayısı açısından öncekilerden daha düşük olduğu söyleniyor. Bir kısmında da hayır daha düşük değildi deniyor ama şu bir gerçek ki en azından Bayh-Dole yasasından öncekinden daha iyi bir durumda değiliz nanoteknolojideki gelişmeler açısından diye bir sonuç belki çıkarmak mümkün olabilir buradan. Tabii burada bizim açımızdan üzerinde durulması gereken şeylerden bir tanesi
Biz mülkiyet kanunu açısından aramızda hukukçular var. Dolayısıyla hukuki terimler kullanmıyorum ama entelektüel mülkiyet haklarını temelde bir nesneyle ya da şeyle kişi arasında ilişki üzerine kuran mülkiyet kuramı, entelektüel mülkiyet haklarına geldiğinde elle tutulur, gözle görülürlük açısından bir binadan, bir meradan vesaire çok farklı olan bir üründen söz ediyoruz. Dolayısıyla da eski klasik mülkiyet kanunu aslında bakılırsa artık bir takım haklar bohçası, bundle of rights biçiminde düşünülmeye başlandı. Dolayısıyla da hani tamamen birbirini dışlayan şeylerden bahsetmek yerine, örneğin Anti Commons örneğinde olduğu gibi birden çok kişiye yayıyorsunuz. İşte Moskova'daki vitrin olayında olduğu gibi bunların kimisi kullanım hakkına sahip, kimisi kiralama hakkına sahip, kimisi sahipliğe bir şekilde yerel yönetimlerle ilgili ya da devletle ilgili birçok oyuncu arasında bölüştürülmüş durumda. Bununla uğraşmak da o kadar kolay ve zahmetsiz bir süreç değil o açıdan bakıldığında. Şimdi bu bizim aslına bakılırsa patent yasaları ve telif hakkı kanunu açısından belki de şu andaki mevcut durumumuzu bir dereceye kadar yansıtıyor. Ama tabii ki dünya değişiyor. İşte CC şeylerinden, lisanslarından vesaire bahsediyoruz. Bu süre içerisinde tamamen açıklık konusunda yapılmış olan çok önemli çalışmalar da var. İşte ne bileyim Richard Stallman, Linus Torvald, Jimmy Wales, bunlar hepinizin bildiği isimler, Wikipedia'dan, GNU, Linux lisanslarından vesaire. Ama orada da hani serbest yazılım, açık kaynak kodlu yazılım, açık ansiklopedik kavramların husule gelirken o kadar kolay olmadı. Mesela Microsoft'un başkanı Steve Ballmer, GNU Linux lisansları iliştirilen şeyleri kanserli bir yafta gibi görüyor. Gene aynı zamanda aynı şirketin başkan yardımcısı bunu viral olarak nitelendiriliyor. Yani bulaşıcı. Nedir bulaşıcı diye nitelendirdiği şey? Örneğin açık kaynak kodlu lisansların kullanılması, genel kamu lisansı mesela viral olarak nitelendiriliyor. Hoş daha sonraki yıllarda belki bu şirketlerin bazıları açık kaynak koduyla ilgili çok daha önemli şeyler yaptılar ama yaklaşım bu yönde. Buna rağmen bir sürü başarı hikayemiz var o açıdan bakıldığında. Yani açık bilimin nerelere varabileceğini göstermesi açısından. Bir başka konuşmamda birkaç örnek vermiştim. Örneğin Johnny von Neumann'ın bilgisayarı ilk bulduklarında ekibiyle birlikte herhangi bir patent istememeleri durumunda olduğu gibi. Örneğin gene Tim Berners-Lee'nin World Wide Web'i keşfettiğinde bununla ilgili herhangi bir patent koymaması durumunda olduğu gibi. Bunlar son derece önemli örnekler. Yine bir başkası belki de hani patentlerle ilgili demin sözünü ettiğimiz sorunların nasıl aşılacağı ile ilgili önemli bir örnek olarak insan genomu projesi. Bunu da gene 1990-2003 yılları arasında konsorsiyum bazında milyarlarca dolar harcanmış olan bir proje ve son derece önemli. Beklenenden daha kısa sürede bitiriliyor ve tam bitirilmesine yakın 2003'te bitti, 2000 yılında zamanın Amerikan başkanı diyor ki yani buradan elde ettiğimiz bütün know-how'u, bilgileri herkese açacağız. Dolayısıyla patent hikayesi burada geçerli olmayacak dedikten sonra bütün dünya genomla ilgili araştırmaları vesaire bu veri tabanından yararlanarak yapmaya başlıyor. Ama bunun karşılığında elde edilen ürünle ilgili olarak hassas tıp konusunda Obama'nın yaptığı bir konuşmada şöyle bir şey geçiyor. Daha sonra o raporu da buldum. İnsan genomuna yatırdıkları her 1 dolar için Amerika Birleşik Devletleri 141 dolar geri alıyor. Bu müthiş bir para.
Yani açık olmasının getirdiği bir özellik doğrudan 300 bin kişiye iş olanağı sağlıyor. Ve insan genomu projesi diğer buluşlarla karşılaştırıldığında o kadar önemli ki örneğin elementler tablosu gibi bir yere koyuluyor. Yani insan hayatını bundan sonraki 10 yıllarda, 100 yıllarda etkileyeceği düşünülüyor. Oysa diğer bazı projelere ayrılan miktarlar belki çok yüksek ama bu kadar uzun ömürlü olmayabilir diyerek. Dolayısıyla bu tür açık bilimle ilgili uygulamalar cesaret verici. Nitekim bununla ilişkili bir başka örnek de aslına bakılırsa gene tam bu Bayh-Dole yasası ile ilişkili olarak doğal bir deney yapma imkanı ortaya çıkıyor. Bir yanda işte genetik olarak üretilmiş olan fareler var. Onlar üzerinde değişik deneyler yapılıyor vesaire. Daha sonra 1990'ların sonunda NIH ile anlaşmaya varıldıktan sonra bu fareleri herkesin araştırma için kullanabilmesine imkan veriliyor. Ondan sonra akademik fare adını koymuşlar. Hatta makalenin adı da Fareler ve Akademisyenler diye geçiyor. Steinbeck'in romanına atıf yaparak herhalde. Dolayısıyla bakılıyor ki serbestleştikten sonra yapılan fareler üzerindeki deneylerden elde edilen araştırmaların sonuçları çok daha fazla toplum üzerinde etki yaratıyor. Buna da etki açısından atıf sayısına vesaire bakarak. Dolayısıyla buradan giderek açık bilimin nerede olduğu konusunda birkaç şey söyleyip sonlandırmak istiyorum konuşmamı. Şimdi açık bilimle ilgili belli ki bizim en başta entelektüel mülkiyet haklarıyla ilgili olarak elle tutulur daha somut şeyler için geliştirdiğimiz mülkiyet yasalarının acaba bu tür gerek toplumsal etki açısından gerek geri dönüş açısından daha öyle elle tutulamayan özellikleri olan entelektüel ürünler için ne kadar uygulanabileceğini ya da uygulanması gerektiğini sorgulamamız artı bundan toplumsal olarak nasıl bir yarar ya da zarar gördüğümüzü tartmamız lazım. Yani ta 200-300 sene öncesine gidip ya evet teşvik edelim girişimcileri ama öte yandan da toplumsal yararı da bir dengeleyelim hikayesinde bence en azından bu verdiğim örneklere bakacak olursak birazcık sanki tek yönlü bir yere ulaşmış gibi bir izlenim edinmek mümkün. Bir de bizim zamanın ruhunu yakalamamız lazım. Yani bugün bilim nasıl yapılıyor olayına bakmamız lazım. Biraz önce sözünü ettiğim o mülkiyet haklarına baktığınız zaman örneğin şu andaki durumu yansıtmayan telif hakları ile ilgili diyelim ki kopyalama olayı. Evet, basılı ortamda kopyalamak bir hak idi yazara verilen. Ama dijital ortamda kopyalamadan bir şeyi kullanamıyorsunuz. Yani ekranınıza gelen şu bile kopyalanarak geliyor buraya. Ama biz hala bunu diyoruz ki yani bu benim hakkım ya da telif hakkını kim tutuyorsa benim hakkım diyor. Aynı şekilde öyle bir dünyadayız ki şu anda artık sadece çıplak gözle bizim okumamız vesaire üzerine tasarlamamamız lazım. Çünkü insanların okuma kapasitesi belli. Öte yandan üretilen bilgi miktarı müthiş artıyor. Dolayısıyla şu anda Avrupa Birliği mevzuatında tartışılan en önemli konulardan bir tanesi metin ve veri madenlemesi olayı. Günümüzdeki telif haklarında bir boşluk var. Metin ve veri madenlemesi maalesef geçmediği için şu anda yayıncılar işte bununla ilgili ayak diremeye çalışıyorlar vesaire. Neden? Çünkü bu kadar büyük veri üzerinde siz makinayla bir takım şeyler yapamazsanız o zaman geriye kalıyorsunuz. Yani açık bilim ekosistemi açısından düşünüldüğünde tıpkı nasıl ki şu anda ne bileyim herhangi bir yere ziyarete gideceğinizde Tripit vesaire gibi
bir programlar size istemeseniz bile ucuz otelleri şunu bunu buluyorsa, aynı şekilde yaptığınız araştırma ile ilgili olarak da bu örümcekler dolaşıp ilgili verileri tarayıp vesaire size geri gelip ya bakın şöyle bir şey var demesini istiyorsunuz. Hiçbir zaman bu kadar veriyi siz çıplak gözle gözden geçiremeyeceksiniz. Oysa veri ve metin madenlemesi bunları engelliyor. Açık erişimle ilgili kısıtlamalar bunu engelliyor. Bu engelleri aşmak için değişik ülkelerde çalışmalar var. Örneğin 2014 yılında Birleşik Krallık veri ve metin madenlemesiyle ilgili olarak herhangi bir kısıtlamanın kabul edilemeyeceğini telif haklarına koymuş durumda. Benzeri bir şey Almanya'da da var. Dolayısıyla bu ülkeler, örneğin Almanya bir sene geçtikten sonra diyor ki yani telif hakkı anlaşmasında ne yazılıyor olursa olsun bunu herkesin kullanımına açacaksınız. Tabii kamu kaynaklarıyla üretilmiş olan bilgilerden, yapılmış olan buluşlardan söz ediyorum bu arada. Açık bilim bazında bakıldığında biraz önce Şirin hocamızın 2016-2020 planına koyduğunu söylemesi beni çok sevindirdi. Ülke olarak bunu planlayan ülkeler var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri gibi, Avustralya gibi, Finlandiya gibi. Finlandiya 2015-2017 için rapor hazırlamış durumda. Bütün aşamalarıyla açık bilime nasıl geçilir? İnternetten de kolayca bulabilirsiniz bu raporu. Ve neyle ölçüleceğini hepsini sıralamış ve bir takım kriterler oluşturmuş durumda. Ha diyebilirsiniz ki yani Finlandiya küçük ülke vesaire ama bunun küçüklükle çok fazla bir ilgisi yok. Biz açık bilim dediğimizde kamu kaynaklarıyla üretilmiş olan bilgilerin ve buluşların toplum yararına kullanılmasını önemsiyor muyuz, önemsemiyor muyuz? Bu sorunun cevaplanması lazım. Bu açıdan bakıldığında da açık bilim önünde en azından bizim ülkemizde baktığımızda biraz önce de sözünü edilen o şemsiye bakış açısı henüz yok olması gereken yerlerde. Ve değişime karşı da müthiş bir direnç var. Hani bu çok yaygın bir şeydir. Geçenlerde bir karikatür vardı. İşte kim değişim ister diyor. Herkes el kaldırıyor konuşmacıya. Ondan sonra kim değişmek ister dediğinde hiç kimse el kaldırmıyor. Bir tane de uçan sinek çizmişler oraya. Dolayısıyla öyle bir sessizlik çöküyor ki hepimiz... Değişim istiyoruz ama değişmek istemiyoruz. Peki nasıl olacak bu işlendiğinde? İşte Kominya toplantısına gelen konuşmacının bir sözünü ben hala hatırlıyorum. Evet bunlar olacak ama daha çok cenaze kalkması lazım falan gibi bir şey söylemişti o toplantıda açış konuşmacısı. Gerçekten de bir baktığımızda 2030 yılının bilim ortamına baktığımızda bugünkünden çok daha farklı, çok daha... kendilerinin aşina olduğu ortamlarda bilim yapacak kişiler gelecek, buluş yapacak kişiler gelecek. Onları hala entelektüel mülkiyet haklarındaki ama kopyalama yapamazsınız ama metin ve veri madenleme hakkı burada yazılı değil gibi şeylerle sınırlayamazsınız. İşte Reha hocamızın verdiği müzikle ilgili olayı düşün. Bugün mashup diyoruz, başka şeyler diyoruz. Olabildiğince paylaşıma yönelik bir insan kitlesiyle, gelecek kuşakla karşı karşıyayız. Bunları göz ardı ederek sorunları çözemeyiz. Fakat zor tabii ki. Bundan birkaç yıl önce Avrupa Birliği komiseri eleştirmişti telif hakları ile ilgili olarak. Evet, çalıyorlar ama onlara biz bu zamana kadar daha iyi bir şey öneremedik ki gibisinden. Bu tabii ki makul gösterme açısından değil. Fakat sırf bu entelektüel mülkiyet hakları ile ilgili sıkıntıları dijital ortamda halledebilmek için yeterince belki de çaba göstermememizden kaynaklanan bir durum. Bu sirayet ediyor. Yani açık bilim, açık erişim, açık yöntem, açık hakemlik, açık laboratuvarlar, vatandaş bilimi, bütün bunlar birbiriyle çok yakından ilişkili şeyler. Yani zamanımız olmadığı için bunları açamam ama bugün vatandaş bilimi ya da hangi konularda araştırma yapılması gerektiği konusunda bizzat fon sağlayan
kuruluşlar var, işte data kind vesaire, diyorsunuz ki şöyle bir sorunum var, o zaman ona para bulunmaya çalışılıyor. Ya da şöyle bir teoremim var, henüz daha çözemedim dediğinizde, Tim Gowers mesela bunu yapmıştı. Bakıyorsunuz çok kısa sürede açık bir ortamda bu teorem çözülebiliyor. Örnekler çoğaltılabilir ama son sözü olarak söylemek gereken bir şey varsa o da bu açıklık kavramının tek başına örneğin açık erişimle kısıtlı olmadığı, tek başına açık bilimle kısıtlı olmadığı, açıklık sonuçta hayatımızın her tarafında olması gereken bir şey. Özellikle de kamu kaynaklarıyla yaratılmış olan bilgiler ve buluşlar açısından bakıldığında bunu bizim ajandamızın en başına koymamız gerekiyor. Kuşkusuz sorunlar olacaktır. Finlandiya'da ulusal şeyden bahsettik biraz önce, rapor yazılmış 2017'ye kadar. Evet, ama bizim bunların ayırdında olmamız lazım. Bizim bilim camiası olarak, kullanıcılar olarak, alelade vatandaşlar olarak neyi kaybettiğimizi ya da neyin daha iyi olabileceğini bundan daha bir farklı ortamda düşünmemiz ve ona göre politikalar geliştirmemiz lazım diyerek sözlerime son veriyorum. Çok teşekkür ederim sabrınız için.